Evet arkadaşlar, yine videomuza daha hoş geldiniz. Selamun aleyküm cümleten. Bugünkü arabamız yine bir Türk arabası. Plakayı görüyorsanız 67-95. 67 Zonguldak. Kullanan abimiz Zonguldaklı. 95'te çocukların doğum tarihinden biri. Evet arkadaşlar, arabamız Opel Zafira. 2001 model olması lazım. 99'dan 2005'e kadar üretilmiştir. Elegans paketi. Koltukları rahat. Kolluğu var. Klima otomatiği var. 15 inç jantlarımız var. Bunlar yazlık çok rahat. Araba kullanılıyor bunlarla. Yani lastiklerle, çünkü lastikler 65 yüksekliğinde. Bu da çok güzel bir özellik. Anahtarımıza bakalım. Standart Opel anahtarı. Açma kapatma düğmeleri, başka bir şey yok. Çok güzel bir anahtar ama açma kapatma olmuyor. Bozuk. Bagajımıza bakalım. Hop. Evet arkadaşlar, koskocaman bagajımız var. Yani bu arabanın büyüklüğüne göre çok büyük bir bagaj. En küçük hali 150 litre. 1300-1400 litreye kadar gidiyor. Bakın şurada, onu şimdi gösterme gereği duymuyorum. Bir koltuğumuz daha var. Yani bu araba 5 kişilik ya da 7 kişilik oluyor. Burada bir içecek yerimiz var. Elimlerde burada. Çok güzel köşeli bir bagajımız var. Elegans paketi olduğundan dolayı bak, arka farlar da komple beyaz. Pardon ya. Yok arkadaşlar, bu makyajlı kasa. O yüzden farlar beyaz. Evet, şimdi buldum, makyajlı kasa olduğundan dolayı. Hemen şunlara bakalım. Bakın arkadaşlar, bu arabanın standart hataları. Burada küf olabiliyor, pas olabiliyor. Küf tutuyor, pas tutuyor bu araba. Ondan sonra kapıların diplerinde küf pas olabiliyor. Bakın oralarda birazcık var. Olmuş bunda da. Yani yapacak bir şey yok. Bunlarda bu hata. Bakımını güzel yaptırmanız lazım. İyi boyamanız lazım. İyi temizlemeniz lazım. Arka camlarda yaklaşık %30 kapalı. Çıkıştan itibaren. Kapalı derken işte siyah. 1.6'lık motorumuz var. 101 beygir gücünde. Sıfırdan 113 saniyede hızlanıyor. Benzinli bir arabamız. Opel'in en sevdiği, en sevilen, en tutulan motorlarından biri. 90'lı yıllarından başlayıp da 2000 küsürlü yıllara kadar üretilmiş bir motordur. 84 beygir gücünde de vardır. 101 beygir gücünde de sonradan değiştirilmiştir hatta. Yakıtı bu araba yaklaşık 45 litre geliyor. Yani 50-55 litrelik bir deposu var. 45 litreyle de 600-650 km yapabiliyorsunuz. Yani büyüklüğüne göre, yakıtına göre ama boyuna göre çok iyi yakıyor. 7 litre ortalama 100 km'de. Yani 7,5-8 olabiliyor bu. Kullanışınıza bağlı. Arabanın sahibi bana dedi ki, yani karışık kullanırsam eğer dedi, 45 litreyle dedi 600-620-650 km yapıyorum dedi. O civarda dedi. Yani temiz bir motor, temiz bir araba. Bakın görünüşte görüyorsunuz, tam bir aile arabası. Ucuz yani arkadaşlar. Bunu kullanan büyüğümüz yaklaşık 1-2 sene önce arabayı, ya da tam 1 sene önce mi neydi? Yalan söylemiyor. 1 ya da 2 sene önce 1800 euro almıştı. Fakat şimdi muayeneden geçebilmesi için yaklaşık 900 euro para harcamış. Ön takımını komple değiştirmiş altta. Ondan sonra arka şeylerini değiştirmiş. Burada süspansiyonları mı diyorlar, ne diyorlar ona? Ondan sonra lastikler yeni. Yani yeni sayılır. Yeni taktırmış. Muayene parası. Derken o fiyata gelmiş. Evet, içine bir bakalım. Bakın burada koltuğumuzu daha yükseğe, daha alçağa ayarlayabiliyoruz. Güzel bir yer var. Buraya ıvır zıvır koyabiliyoruz. Buraya, bunu biraz küçük tutmuşlar. Ama onun yerine burada büyük bir yerimiz var. Avantajlı. 4 tane elektrikli camımız var. Yan aynalar elektrikli. Şimdi içine bir binelim. İlk önce bir koltuğumuzu biraz ayarlayalım. Böyle iyi yani, fena değil. Şimdi kendimize göre ayarlayalım. 1.79 boy, kilo 86.
Ona göre arkaya bir diz mesafesine bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar, burada çok güzel yapmışlar. Burada bayağı geniş yerimiz var. Küllüğümüz var. Elektrik camımız var. Ondan sonra oturuyoruz. Evet, diz mesafemiz normal. Birkaç parmak var. Kafa mesafemiz iyi. Evet. Bankımız var burada arkadaşlar. Yani tek tek koltuğumuz yok. Bir tane bank var. 40-20-40 büyüklüğünde. Herkes rahat oturuyor. Yüksek oturuyor. Birazcık büyük aile arabalarına nazaran birazcık dar ama yani çok pratik bir araba. Bunun güzel bir şey daha var. O da bu bankı ileri geri itebilmeniz. Hiç yapmadım, inanır mısınız? Yeni yapacağım ilk defa. Tabii yapabilirsem. Belki bulamam. Ama burada bir şeyler var. Bu ne lan? Vallahi ilginç şeyler var burada. Bu arka koltuğun şeymiş. Ama bu banka nasıl geri geçiyorduk ya? Ben bunu... burada mı acaba? Hop. Şöyle deneyelim. Aha, buldum. Bakın arkadaşlar, şurada şunu şöyle ileri itiyorsunuz. Sonra bak, bankı ileri itebiliyorsunuz. Geri de itebiliyorsunuz. Orada koltuklar varmış. Bu güzel bir özellik. Böylelikle daha fazla, daha az yük atabiliyorsunuz. Tabii bu model arabaya göre çok güzel bir özellik bu. Her arabada olmayan. Tek koltuğu da indirebiliyoruz. Durun. Nasıl? Aha, böyle. Herhalde aha böyle. Tam da indirebiliyoruz buraya. Tam düz olmuyor. O geçenki Galaxy'deki gibi. Ama yine de yeterli. Çok güzel bir özellik. Ya tam pratik, uygun bir aile arabası. Yüksekte oturuyorsunuz. Yakıtı güzel. Binelim bakalım içine. Evet arkadaşlar, motoruna bakalım ilk önce. 1.6'lık motor, yeterince çok bilgi verdiğimi zannediyorum. Bu 84 beygir gücünde de var. 1.8'lik motoru var. 125 beygir. Çok aynı motor sayılır. Aslında aynı motor. Hacmi birazcık daha büyük. Beygiri birazcık daha fazla. Yakıtı aynı. Daha rahat gidiyor. Yani aynıya yakın bir yakıtı var. Daha rahat gidiyor. Biraz büyük motor olduğundan dolayı. Motorların kayışlı. Yani ara sıra kayışı değişmesi lazım. Fakat 2.2'lik motorları da var. Onlar çok daha güzel. Çok daha seri. 147 beygir gücünde. Benzinli motorları. Fakat onların zincirli motorları var ve zincirleri hata verebiliyor. Ayrıyeten 2.0 turbolu benzinli OPC motorları da var. 192 ya da 200 beygir gücünde. Onlar çok seri arkadaşlar. Mükemmel motorlar. Ama Opel'e yakıştırır bir biçimde her motorun aynı sıkıntısı var. Yağ kaybı, su kaybı. Bu arabanın sahibi birazcık şanslı bu konuda. Dedi ki bana, yağını da doğru dürüst kaybetmiyor, su da doğru dürüst kaybetmiyor ya da yakmıyor. Ama normalinde arkadaşlar, yani emin olabilirsiniz, bu motorlarda yağ ve su büyük büyük bir sıkıntı yani. Ya eğer öyle bir, sizin arabanızda öyle bir sorun yoksa çok şansınız varmış, öyle diyebiliriz. Mazotların da 2.0 DTI dizel turbolu 101 beygir ya da 2.2 125 beygir ya da 120 beygir gücünde motorları var. Onlar da iyi motorlar, sağlam motorlar. Birazcık fazla yakabilirler onlar. İşte 1.9 TDI gibi değil Volkswagen'ler ya da 2.0. Çekişleri o kadar iyi olmayabilir ama iyi motorlar, sağlam motorlar. Paketine demin değindim. Koltuklarımız yumuşak, normalde çok sert. Orada büyük bir torpido gözümüz var. Ivır zıvır zıvırları koyabiliyoruz. Evet, araba sahibi sigara içiyor. Ondan sonra hoşuma giden kolluk. Bakın, büyük, geniş. Bunun normalinde yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bu bozulmuş maalesef. Normal olabilir. Yapma gereği duyulmamış. Her arabaya her türlü masraf edilecek diye bir şey yok. Hemfikiriz bu konuda. Direksiyonumuz. Ses multifonksiyon direksiyonu arkadaşlar. Buradan birkaç tane ayarı var. Yani eski. Radyomuz değişmiş. CD çalar konulmuş. Çok mantıklı. O yüzden bu da devre dışı kalıyor. Çünkü biz Almanya'daki Türkler arkadaşlar uğraşmıyoruz. Radyo burada istediğimiz kadar değiştirebiliyoruz. İstediğimiz CD takabiliyoruz. USB stick'i takabiliyoruz. O yüzden fazla gerek yok. Klima otomatiğimiz.
Ondan sonra küllüğümüz. Burada da ne güzel bir içecek koyma yerimiz var. Ondan sonra arabayı çalıştıralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar, standart bir Opel motoru. Çok güzel bir motor. Havalandırıcı otomatik de. Bunu bir kapatalım. İlk önce bir 20 dereceye alalım şunu. Ekonomiye getirelim. Tamam, kapalı. Burada çeşitli düğmelerimiz var. Arka cam ısıtması. Bütün havayı ön cama ver. Otomatik ayarla. Ekonomik, yani klimayı devre dışı bırak. Aşağı hava ver. Ortaya, yukarı ver. Sadece içten havayı al. Pervane aç kapat. Dereceyi aç kapat. Yani otomatik arkadaşlar. Bu CD çalarımız. Board. Bu da board computer'ımız. Almancası. Türkçesi neydi ya? Bilmiyorum. Ortalama 7,8 litre yakmış. Başka, yani bu da hayret ettim arkadaşlar. Normalde bu hep daha az gösteriyor ama arabanın sahibi de dedi bana 600-650 kilometre yapıyor 45 litreyle. Yani güzel bir özellik, yani az buçuk doğru tutturmuşlar. Bakın bu da öndeki bu. Nereden başlayalım? Soldan başlayalım. Derecemiz, devirimiz, hızımız. Arabamız 215.700 kilometrede ve depomuz. Arkadaşlar, Opel motoru standarttır. Soğuk motorda 1000 küsür devirdiğine çalıştırır arabayı benzinlerde. Yaklaşık 750-800'e kadar düşecektir bu motoru ısındıkça. Ondan sonra başka neyimiz var? Başka da bir şeyimiz yok. Çok büyük bir şeyimiz yok. Bakın burada R ve S düğmeleri var. Bunlar reset olması lazım. Aha. Bakın değişti. Ortalama hızımız. Ondan sonra menzilimiz. 630 km daha yaparmış. Yok. O sıfırladığımız şeydi. Bu demek ki 420 km daha yaparmış. Ondan sonra saatimiz var. Dışarıdaki derece var. 18 derece şu an. Şu anki yakıtı 1,0 litre saatte. Bu da ortalama yakıtı. Güzel. Güzel özellikler. Aha, bakın arkadaşlar, devir düştü. 800'e yaklaştı. Bakalım. Bir tane tur atalım. Bugünkü tur birazcık daha. Oluyor arkadaşlar ya. Tam olmuyor diye bir şey yok. Bak şimdi düştü. Bak oldu. Ben çok çekiyormuşum bunu, hep salak gibi. Bak. Bak böyle iyi, güzel. Güzel bir Opel Fides kolumuz. Çok beğeniyorum bunları. 5 Fides'te. Böyle çok kısa bir yolu var yani. Biraz sesli bu. Ama sessiz olanı da var. Önemli değil. Fidesler giriyor mu? Giriyor. Debriyajına bakalım. Evet, yaklaşık ortada. 4'te 3'te kavruyor. Güzel. Bakın arkadaşlar, motoru çok beğeniyorum ben. Opel motorunu. Bunlar kendi modellerine göre. Ha, bu model de makyajlı kasa olduğundan dolayı 2001 değil. Daha yüksek olması lazım. En az 2002. Yani bu arabanın modeline göre çok sessiz bir araba kullanıyoruz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakın şu fites kol olmasa hiçbir sesini anlamayacağız. Hadi dinle yürü. Şu an ikinci fitesteyim. Bakın ne güzel. Ama otobanda arkadaşlar, bu araba 5. fiteste yüzde giderseniz eğer yaklaşık 3000 devirde. O da büyük bir sıkıntı yani. Büyük bir sıkıntı derken alışılmadıkları için. Şimdi birazcık sesli bir araba. Çünkü deviri yüksek. 6. fidesi eksik. Ama gidiş olarak çok güzel bir gidişi var. Yani aslen hani sessiz bir araba. Hani fidesi olsa, deviri birazcık daha düşük olsa. Ki o zaman daha pahalı bir araba olur. Hani mesela bunların 2,2'likleri ya da 2,0'lıkları. Hani onlar çok daha rahat gidiyor. Motorun sesi çok daha az içeri giriyor. İçeri veriliyor. Bu araba da ekonomik bir araba. Hem az yakıyor, hem büyük, hem ucuz. Bunlara gaz da taktıran çok var. Zamanında benim ablamla vardı, Opel Astra gazlıydı. O da çok güzeldi. Çünkü sağlam motorlar. Yani Opel cidden aslında bir halk arabasıdır. En azından Almanya'da. Arabaları güzeldir, sağlamdır. Hani bazen böyle hataları olabiliyor. İşte yağ, su sorunu gibi. Bakın şu an 25'te gidiyorum, 30'da. Hani arabada motoruna titreme yok. 1250 devirdeyim. Basınca devam ilerliyor. Hani sağlam bir gidişe sahip. Evet, buradan birazcık sesler geliyor ama şuradaki ıvır zıvır sesleri ve torpido gözü biraz dolu. Yoksa aslen yani sağlam ve güzel gidişli bir araba. Evet, dar bir sokaktayız.
Ha şunu da söyleyeyim yani, ben bu arabayı ilk defa kullanıyorum. Yani bu Zafira'yı hiç kullanmadım. Böyle bir Zafira şimdiye kadar bir düşüneyim, cidden kullanmadım. Bir yeni modelini kullandım. Ama bunu hiç kullanmadım. Bunu Opel Astra'sını kullandım. Bakalım. Sol serbest, devam et. Burada şimdi en güzel hangi yola çıkabiliriz? Sağdan bir deneyelim. Evet arkadaşlar, bugün başka bir şehirdeyiz Almanya'nın. Şehrin adı Duisburg. Burada da çok Türk var. Ama karşımızdakinin Türk olma olasılığı çok yüksek. Plaka numarası çünkü 98. Ondan sonra bak şu 29 plakalı XM. X ben boşum demek. M ismin baş harfi. Buradan bir sağa dönelim bakalım. Doğru mu gidiyoruz? İnşallah doğrudur. Bakın şurada da Volkswagen yeri var. Bayağı küçülmüş şurası da ya. Eskiden dop doluydu orası. Çok arabalar vardı. Yoksa kapanmış mı? Arkadaşlar yani kameraya da yakında bir çözüm bulacağım. Güzel bir kamera buldum. Onu alacağım. Bakın şu an hızlanıyorum. 50, 55, 60, 3. vites. 4'e attık. Yani hızlanması normal. Yani öyle bir çok atik bir araba değil. Ama güzel yani hızlanması. Sessiz. 3000 devire kadar çıkardım. Öyle çok bağırmıyor. Bakın şu an 50 ile gidiyorum. Gaza dokunuyorum 4. viteste. Araba gidiyor yani. Yani motoru iyi. Sağlam bir motor. Hani uçan bir araba değil. Bakın şu an 5. vitese attım arabayı. Yani çok güzel. Yani 50 ile düz yolda 5. vitese de rahat gidebiliyorsunuz. Bu sizi yani tasarruflu gitmenizi sağlar. Herkesin demesine inanmayın. Yok motor boğuluyor, yok şöyle oluyor, yok böyle. Bakın eğer motor titriyorsa zaten bize belli eder. Yani titrer, gitmek istemez, gidemez. Hızını alamaz. O zaman vitesi küçültmek lazım şöyle rahat bir şekilde. Ama araba gidiyorsa yani gitsin. Hani niye sıkıntı yapıyorsunuz ki başa? Bak bu da hoşuma gitti ya. Bakın arkadaşlar gaza dokundum an bakın. Bak gördünüz mü? Hafif kalktı. Yani gidiyor araba. Ama ben güzel bir özellik. Bizdeki 84 beygirdi. Opel Astra böyle bu kadar iyi gitmiyordu yani. Belki de onun motoru bu kadar temiz değil ama bu motoru iyi, temiz yani. Bakımları da yeniden yapılmış. Direksiyonumuz düz. Bir de bunların frenleri arkadaşlar biraz yumuşak yani. Birazcık daha sert basmanız lazım. Opel'lerin bu modellerine genellikle öyle. Gaz alışları çok güzel ama debriyajları yumuşaktır. Güzel kavrar. Bu motorların da en büyük sıkıntıları dediğimiz gibi yağ, su, debriyaj sıkıntı olabiliyor. Yani bunlar standart hataları. Bunlar olabiliyor. Olacak diye bir şey yok. Yoksa eğer temiz motor aslen. Hani giden bir motor. Kullanılan bir motor. Sağlam bir motor. Yani sağlam olmasa şimdiye kadar. Hani sonuçta bu da yani hemen hemen 20 yaşında bir araba. 2002 model olduğunu düşünsek. Yani 20 yaşındaki araba hala kullanılıyor. Almanya'da bu. Tamam bu. Bunların sayıları gittikçe çoğalıyor. Bu elektrikli araba meselesi var ya ondan. Ama ona rağmen güzel motor gidiyor. Hani bugün maaşa bastınız, yarın izne gidebilirsiniz Türkiye'ye. Dediğim gibi bunun tek dezavantajı yani yüzde gidince yaklaşık 3000 devirde. Hani 120'den sonra 3500 devirden sonra bunlar biraz sesleniyor. Yani sesli oluyor. Bağırıyor motor birazcık. O yüzden bir büyük motor olsa daha sağlam olur. Ya da 6. vitesi. Ha, eğer siz bir tane almak istiyorsanız bütün motorlarını alabilirsiniz. Dediğim gibi yağ ve suyuna bakmanız lazım. Bakın şu an güzel hızlanıyor. Fırlama yok ama hızlanması güzel. 2500 devirde 80'de. Çok ses de yok. İçeri ses de gelmiyor. Temiz. Frenimiz iyi. Dediğim gibi biraz yumuşak. Hani biraz fazla basmanız lazım. Ama Şahin ya da Kartal'daki gibi değil. Hem onlar da debriyajı çok daha yumuşak hem de freni çok daha iyi tutuyor. Az sonra da geri dönüşü yapalım. Aa, ben burayı hatırlıyorum sanki. Neyse şuradan bir U dönüş yapalım. Bakın. Bir de arkadaşlar bunların şeyleri de çok güzel, direksiyonları. Yani çok yumuşak. Bunların hatta ekstradan bir servo pompası var. Servo yardım eden elektrikli bir şey. Yani çok güzel, yani çok yumuşak. Bakın arkadaşlar viraja giriyorum birazcık hızlı.
Bakın araba savurmuyor. Tamam yani bir Passat gibi değil de. Ama yine de gidişi falan güzel. Sıkıntı yok. Yani güzel bir araba arkadaşlar. Herkese tavsiye edebilirim. Ha bunların başka bir sıkıntısı da klimaları. Yani klima ne olursa olsun yani. Herkes kompresör bozuluyor diyor ama klima kompresörü bozulmuyor arkadaşlar. Böyle küçük bir parçası var klimada takılı olan. O çoğunlukla bozuluyor. Fakat çoğu insan anlamadan dolayı hemen klimayı değiştiriyor kompresörünü. Bu da büyük bir hata bunlardı yani. Hiç hoşuma gitmeyen bir hata. Yani onu başka çözebilirdi Opel. Ama dediğim gibi bilen için sıkıntı değil. Ama işte bilenini bulmak lazım. Ayrıyetten başka nasıl sıkıntılarımız var bu arabalarda? Yani asıl sıkıntılar bunlar. Yani dışına da boyasına dikkat etmeniz lazım. Boya pas oluyor, küf oluyor. Onlar standart hataları bunların. Onunla zaman paket olarak da yani istediğiniz her türlü paketi var. Tabi o zamanlarda çok böyle Opel kullanıyorsunuz. Halk arabası alıyorsunuz. Yani Alman arabası o zamanlarda. Şu an değil. Şu an General'ın motorusunun olması lazım. Tabi insanlar ucuz araba istiyor. Masrafsız araba istiyor. Bunun içinde paketleri düşük alıyorlar. Ama bu arabanın da arkadaşlar koltuk ısıtmalı, hız sabitleyicisi olmamalı. Ondan sonra deri koltuklar. Ondan sonra parçalı deri koltuklar ya da işte sensörleri, park sensörleri. Hani bu tür motorlu olanları da var. Anlatabiliyor muyum? Aman bu tür bu tür paketli olanları da var. Hani paket olarak da sıkıntı yok. Yüksek paket, alçak paket bunda da her türlü var. Yani dediğim gibi arkadaşlar güzel bir aile arabası. Hani boyutuna göre çok geniş, çok çaplı, çok kullanışlı bir araba. 7 kişilik. Bunların hepsi hatta öyle 7 kişilikli. Hiç belli bile etme kendini. Bazı kişiler hatta 5 kişilik diye arıyor. Sonradan fark ediyor ki araba 7 kişilikmiş. Hani güzel bir özellik. Hatta benim bilgime göre ilk önce böyle bir hani bagajda da kapatıyor ya komple. Düzlüyor ya koltukları indirip. Bunu ilk defa Opel çıkardı. Ondan sonra da Ford aldı, Volkswagen aldı. İşte Volkswagen'le beraber Seat. Onlar da birazcık kopyaladı. Bu Opel'in ilk Zafira'sı. Bundan önce bir aile arabası vardı ama o bunlardan da daha genişti. Fakat bu Zafira'lar cidden daha kompakt, daha küçük yapılmış. Ve arkadaşlar dereceniz 90'a bulmuyorsa eğer düz yolda o zaman termostatınız iyi değil. O bozuk olabiliyor. Ama dediğim gibi kolay kolay yolda bırakmaz. Ablamın arabası yağsız da gidiyordu, susuz da gidiyordu. Bir kere baktım yağ lambası yanıyor. Dedim ne zamandan beri yanıyor dedim. Dedi ki bir iki gün dedi. Dedim doğru konuş dedim. Ya dedi belki dedi iki hafta olabilir dedi. Ne dedim sen ne diyorsun dedim. Abi arabanın kendisi 4,5 litre alıyor normalinde yağı. Yağ 4,5 litre yağ alıyor. Gittim arabaya yağ ekledim. Tam tamına 4 litre ya. Araba kaç hafta boyunca yağsız gitmiş yani. Ya bildiğin yağsız gitmiş. Ve arkadaşlar sıkıntı değil. Susuz, yağsız bunlar gider. Ama dediğim gibi bakımını yapın daha da uzun gitsin. Daha da uzun ömürlü olsun. Yani çok daha güzel olur. Bakın şimdi de bakın hafif ramp yukarı. 5. vites. Ya basıyorum 55, 60, 65. Yani gidiyor araba güzel. Güzel bir motor. Herkese tavsiye ederim. Ki Türkiye piyasasına dönersek eğer bu arabalar da Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum. Bu arabaların da Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben hiç görmedim. Anlamadım, fark etmedim. Onu bunu bırak da ben galiba yanlış yola girdim ya. Of. Ama keşke böyle bir araba Türkiye'de de olsa. Çünkü hoşunuza gideceğinden eminim. Çünkü çok sağlam ve güzel arabalar. Çok pratik arabalar. Ve burada da cidden hani en berbatını 1000 euroya alabiliyorsunuz. Ama en temizine de 3-4 bin euro vermelisiniz. Dediğim gibi bu arabanın sahibi benim bilgime göre yani yanlış hatırlamıyorsam 1800-1900 euroya mı ne almıştı ya da 1600'e mi neydi? İşte bir iki sene kullandı. Şimdilik de muayenesini yaptı 900 euroya. Tertemiz taş gibi araba yani arkadaşlar. Gidiyor yani sıkıntı yok. Maşallah.
Aa, şuradan bir dönelim bakalım sağ tarafa. Aa, galiba doğru yolu bulduk ha. Bakın üçüncü vites. Kök dedim. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Yani güzel yani, fena değil. Yani gidiyor bu arabalar. Ha, yüksek hızda da sıkıntı yok yani, 180'e vurur bu. Vuruyordu yani. Tabii şimdi Türkiye'deki o güzel otobanlara girince rampa aşağı, onlar 180'i de geçerdi, 190'ını da zorlar da. Ama yüksek ses 180'de de 5500 5700 devirlerde olması lazım. Ben bence yine yanlış gittim ya. Abi bu nedir ya? Bir yolu bulamadım ha. Şuradan bir düz gidelim bakalım. Önemli değil. Birazcık geziyoruz. Oradan. Neyse bakalım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ben de navigasyona vereyim adresi. Ki adresi de bilmiyorum. Ben bulurum ama sıkıntı yok. Kaybolacak değiliz ya. Ama bu gıcıma gitti arkadaşlar. Bak bu fites normalde bu kadar sesli olmuyor. Yani niye bu kadar sesli diye fark etmedim. Yani bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi normalde bu kadar sesli değil bunlar. Hadi abicim yürü ya. Ne bekliyorsun da? Madem döneceksin sola. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Opel Zafira A. Makyajlı kasa, 2002 model olması lazım. 1.6'lık motor, 101 beygir gücünde, 100 beygir gücünde 101. 0'dan 100'e 13 saniyede hızlanıyor. Karışık, ortalama yakıtı 7 ile 8 litre arası. Hatalarımız yağ ve su kaybı. Ondan sonra başka çok hatası olmuyor bu motorların. Ha, 2'lik motorların zincirleri var. Zincirleri sıkıntı yapabiliyor zamanla. Bu motorların kayışı var. Kayışı değiştirin, sıkıntı yok. 60 ya da 80 binde bir olması lazım. Rahat, konforlu bir araba. Gidişi güzel. Yol tutuşu fena değil. Opel'e yakışır bir şekilde. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.